presents. Öncelikle sezonun ilk yarısı hakikaten çok zorlu geçti. Yani bütün rakiplerin birbirini yenebildiği, mücadele seviyesinin çok üst düzeyde olduğu maçlar yaşadık. Yaklaşık 15 tane maç yaşadık. Aynı şekilde bizim için de böyle geçti. Hazırlık döneminden bu zamana kadar takımın göstermiş olduğu mücadeleden, kazanma azminden, çalışmalarından çok memnunum. Bunu sahaya da yansıttılar. Tabii bizim için dönem dönem şanssız zamanlar geçirdik sakatlıklarla alakalı maalesef. Sporun içinde olan şeyler biliyorsunuz ama bizim biraz üst üste geldi maalesef. Bu da bizim özellikle rotasyonumuzda daralmaya sebep oldu. Ama genel anlamda söylediğim gibi iyi bir ilk yarı geçirdiğimizi söyleyebilirim. Türkiye Kupası'na katılmayı hak kazandık. İlk 8'in içinde kaldık ve güzel basketbol ortaya koyduk. Bu yüzden memnunum. Bizim hedefimiz sezon başından beri bir kere maç maç düşünüyoruz ve her maçı kazanmaya çıkıyoruz. Yani hep oyuncularıma da bunu söylüyorum. Kaybettiğimiz maçlar var, kazanmayı düşündüğümüz. Ama tabii ki öyle olmuyor. Her maçı kazanamıyorsunuz. Ama kağıt üzerinde kazanamayacağımızı düşündüğümüz maçları da kazandık. Özellikle deplasmanda çok iyi basketbol ortaya koyduk. Kendi sahamızda da her zaman mücadele ettik. Bir kere şunu net olarak söyleyebilirim. Bu takımın mücadele gücü hakikaten benim istediğim düzeyde. Çünkü kaybetsek de her zaman sahaya o emeği, o mücadeleyi maçın içinde sonuna kadar kalmayı gösterebiliyoruz. İkinci yarıda hedefimiz yine her maçı tek tek düşünüp her maçı kazanmaya çıkmak olacak. Bizim için hedeflerden biriydi. Nasıl her maçı kazanmak istiyorsak önümüzde de bazı hedefler var. Onları yakalamaya çalışıyoruz. Onlardan biri Türkiye Kupası'ydı. Üst sıralarda yakaladık. Türkiye Kupaları her zaman sürprize açık, favorisi olmayan kupalardır. Oyuncuyken ben çok oralarda yaşadım. Hatta 3-4 tane de Türkiye Kupası kazanmışlığım var. Hakikaten hem takım olarak hem kulüp olarak önemli bir organizasyona dahil olacağız. Umarım orayı da başarılı şekilde gerçekleştiririz. Tabii bir oynanıp oynanmayacağını da şu an net olarak bilmiyoruz. Biliyorsunuz Covid durumlarından dolayı. Bekliyoruz. Umarım oynanır. Orada da güzel bir başarı elde etmeye çalışacağız. Son olarak hocam taraftara bir çağrı. Taraftara iki tane şey söyleyebilirim. Bir kere 15 maçlık bir özet yaparsam hakikaten bugüne kadar çok centilmence bizi desteklediler. Bu en önemli konulardan biriydi. İkisi de skor ne olursa olsun sonuna kadar bizi desteklediler. Hep arkamızda oldular. Kendilerini 6. adam gibi düşünmesinler. Ben sahanın içinde, bench'te oturuyor değil de sahanın içinde gibi düşünsünler. Çünkü taraftar demek sadece bağırarak çağırarak destek olmak demek değil. Onlar aslında bir oyuncu benim için. Çünkü maçın gidişatına çok etki ediyorlar.
en az oyuncular kadar etki ediyorlar. Çok önemli. Oyuncular taraftar olduğu zaman daha motive oluyorlar, daha iyi oynuyorlar. Tabii ki arkamızda destek olması çok çok önemli. Bugüne kadar yaptıkları gibi umarım ikinci yarıda da bizi desteklerler. Başarıyı da başarısızlığı da beraber yaşarız inşallah.